Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir Clash Royale bölümüyle daha karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale'de sandık açılımı yapacağız efendim. Ben düşündüm ki arkadaşlar bunların ikisini iki ayrı videoda karşılaştıralım. Yani tek videoda değil de iki ayrı videoda karşılaştıralım istedim. Bakalım yani sizce hangisi daha iyi? Süper bölümü daha iyi arkadaşlar. Şurada süper bölümümüz var hemen açılmaya nazır ve hazır arkadaşlar. Şurada da efsane bir kral sandığı var. Bunu şu an tamamlayamam gibi baktım gördüm açıkçası. Bunu yarın tamamlayacağım özel olarak. Şimdi videoda da saçma sapan yok 5 kez 2-2 savaşa girersem sizlere sıkmış olurum. O yüzden arkadaşlar ben bunu yarın tamamlayıp tamamlanmış bir şekilde açacağım. Ancak sizden istediğim bir şey var. Sizce süper büyülü sandık mı daha iyi yoksa efsanevi kral sandığı mı daha iyi? Eski vs yeni bir kapışma yapacağız. Bunu iki ayrı videoda yapacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce dediğim gibi bu yorumlu bu cevabımı yorumlarsanız yorumlar kısmında yorum olarak belirtirseniz cevabınızı sevinirim ve videoyu da dediğim gibi bu zorlu süreçte bana destek olmak için videoyu beğenip güzel güzel yorumlarınızı da yazma eksik etmezseniz beni sevinirsiniz. Kardeşlerim, canlarım, ciğerlerim. Hemen şuradan abi sandık açılımıyla başlayıp Pekka destemizle devam edeceğiz yolumuza. Şuradan marketten tabii ki de saçma sapan bu etkinlik falan filan 10.000 diyor. Ya şimdi 10.000 37.000'imiz var. Ver gitsin abi. Sandık açılımı yapıyoruz. 37.000'imiz vardı. Ne oldu, düştük değil mi? Gerizekalı. Düşmedik mi? Düştük. 37.000 vardı. Lanet olsun dostum. 30.000'e düştük. 7.000 zarardayız neyse. Şuradan da şunu alalım abi. Bunları maxlamak lazım. Neyse abi, ben süper büyü sandığımızı açıyorum arkadaşlar. Ben süper büyü sandığımızı açıyorum. Destemiz bu arada bu. Çok saçma bir cümle kurdum. Neyse geliyor abi. Geliyor. 20.000 altın kesinlikle efsaneden almak istiyorum. Bak. Tam olanları ver. 13. seviye uçan machine. Bombacı. Dev goblin. Geldi güzel. 493 tane yarasa. Milyonlar geldi arkadaşlar. 1295 altın verdi. Şuradan baya bir altını guncikleyeceğiz. 5800 altın mı? O kadar mı guncikledik yani? Oo babalar gibi. Bak 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 bak. Hoppa. 56.000 altın. 76.000 olacak. Maxlayamayacağız ama efsane kral sandığından sonra bir kartı maxlayabileceğiz arkadaşlar. Ve bu arada da 20.000 altında buradan geldi abi ve 76.000 altımız oldu. Daha dün maxladık, bugün yine hayvani bir altınımız oldu. Ya bir dakika kardeşim, bir dakika ya. İkide bir özel teklif atma süpersel, almayacağım. Gerizekalı mıyım ben? Yeter lan, alan aldı. Aldık yani, bu kadar yetmiyor mu sana? Hala şunu da alır mısın kardeşim yapıyor ya. Ayıp lan. Bu arada buradan bir şeyler yükselteceğim arkadaşlar yine video hatırına. Her gün biliyorsunuz bir şeyler yükseltiyorum artık şuralardan. Artık çok az bir şey kaldı zaten de. Hani ne yükseltsem en olabilitesi yüksek karta bakıyorum. Evet bunlar olabilir abi. Bunları yükseltelim gitsin. Bunlar olabilir kankalar. Kankiler kankiler. Bunlar olabilir. 12. seviyede kaldık abi burada. Evet bunu çünkü yorumlarda yazan kardeşlerim olmuş. Onların da hatırına bu kralet domuzlarında 12'ye bastık abi. 13 artık kısmet. Ne zaman olur bilmiyorum. Evet hemen ilk başta maça başlıyorum. Hiç durmak yok bizde. Cookie Bob geldi. Cookie Bob. Cookie Bop'ı bir tokatlayabilir miyiz yani? Hemen tokatlayıp gideceğim kardeşim. Kardeşim bak bunu atıyorum. Minyon sürüsü atmıyorsun. Anlaşıyoruz ve bu olay burada kapanıyor. Ya oğlum ya hep diyorum. Sevmiyorum aga bu desteği ya. Bak niye bana böyle şeyler atıyorsunuz? Adam maçı mı bıraktı lan acaba? Yo. Niye bıraksın ki Keko? Bir dakika bir şey söyleyeyim. Lavtası destesinde prens ne alaka lan? Harbi ne alaka yani? Bana birisi bunun açıklamasını yapabilir mi acaba? Yapamaz mı? Neden yapamasın ki? Aslında yapabilir. Bir saniye karşım, bir saniye. Onu bir alabilir miyim ya? O birazcık daha vursun alsınlar çocuklar, çocuklar alınanı. Helal olsun çocuklar. Şunu da şuradan alabilir miyiz ya? Durun da bir alalım. Durun da onu da bir alalım. Onu da bir alalım. Evet, çok kolay bir maç geçiyor ya. Oğlum bu nasıl bir maçtır ya? Bu kadar easy win alamak hiç aklımın ucundan geçmedi. Özellikle de lav tazıcıya karşı, çünkü lav tazıcılardan inanılmaz nefret ediyorum arkadaşlar ya. Çok zor yani, ben lav tazıcıya karşı oynayamıyorum aga ya. Hiç nefret yani, bildiğin nefret. Nefret söylemi söylemek istiyorum. Yani o derece sevmiyorum abi ben lav tazıcıyı. Ama çat çat çat. Çatapat. Çok güzel bir şekilde harcadık onu ya. Ama yani nasıl bir lav tazıcı onu da çözmüş değilim arkadaşlar kısaca aslında. Çünkü normalde lav tazı destelerinde böyle bir şey yok oğlum ya. Lan hangi lav tazıcısınız siz ya? Hangi lav tazıcılıktan kaldınız oğlum siz? Hayırdır ya? Şimdi şımcık. Şunu şuraya atalım. Oha. Oha. Oraya kilitlensin aga, yapacak bir şey yok pek. Şu an iyi savunduk yine ya. Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz kankiler? Arda efsane savundun diyenler. Adamsın lan diyenler.
Hani o kadar da olmasa da benim kadar olmasa da yine de iyiydin diyenler. Hiçbirisi yok mu? Tamam. Şimdi ikinci buradan bunu da koyalım. Buradan da bunu koyalım abi biz artık. Yani buradan Everest'e çıkmayı tahmin ediyorum. İki tane elektro büyücü orayı sonsuza kadar dondurabilme yeteneğine sahip olabilir bence yani. Neden olmasın? İki tane buz büyücüsü sonuçta bunlar, anladın mı? Bak 3 taç. Çok basit. Easy win. Evet, güzel. Güzel, ilk maçı güzel kazandık arkadaşlar. Birdie Prey klanından Cookie Bob'a karşı. Cookie Bob, bay bay. Bay bay. 5039 kupadayız ama ikinci maçta yolu devam ediyoruz. Manyak maçlar, kaliteli maçlar. Sezon başında değiliz bu arada arkadaşlar. Sezon sonunda değiliz. Bu kupalarda olduğumda sezon sonunda olmuyorum. Ben zaten biliyorsunuz. Sezon başlarında 5000 kupalarda, sezon sonlarında 6800'lü kupalarda. Bu kanalda efsanevi şekilde videolar gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Geliyoruz abi. Geliyoruz. Atlan oraya bir şey. Hadi ne oldu? Hayır, ne oldu yani? Ya gerizekalı, attığın şeye senin ya. Oğlum atma böyle şeyler ya. Birazcık çeki düzen ver kendine. Elva Kenise. Bu da çok kolay olacak gibi arkadaşlar. Oğaz. Güzel. Niye öyle dedim? Atlan, soldan geleceğim. Bilmiyor musun ben seni? Hadi. Hadi at soldan neyin varsa dostum. Öh be oğlum babacım. Durun be oğlum, durun be yavrum. Yani güzel. Biz sağ aldık. Yine efsanevi bir güzel bir hamle yaparaktan aldık. Onu atacak mıyım? Çok zor bir soru ya, atacağım ya. Abi atayım. Hatta aldım oraya, o yüzden arkadaşlar ana kuleyi de attım yani. Öptüm seni bebeğim. Öptüm seni, çek al. Vay be. Ay vay be. Tabii ki de vay be. Keko. Bu arada arkadaşlar adam herhalde şaşırdı. Yani neden bu ana kuleyle attı diyor da, yani benim kuleyle işim kalmadı gerizekalı. Yani atarım da atmam, sana mı soracağım lan? Diyesim geldi şuna ya. Atarla hareket yapıyor, görüyorsunuz değil mi? Kardeşlerim ya. Nereden geleceksin lan? İşte alo. Alo. Neredengeleceksin.com. Evet, güzel, şimdi sıçtık. Wow, onu da gör. Allah belanı ya. Son anda attı var ya Keko ya. Hadi. O kadar değil. Dur kanki, dur. Durunma oğlum. Durunma yavrum. Durunma canım. Durunma. İyi vurdun ha. Senin beynin çalışıyor be ya. Şimdi arkadaşlar ben buradan gidiyorum. Tamam, beni durdurana aşık olsun. Yani ben buradan bunları koyduğum zaman sana o kadar iksir harca sabahtan beri, Allah belanı verecek ya. Dur lan, dur kanki, dur. Seni gidip fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderim püskürlü belam yakalarsam. Yani bunu buraya atalım da ne olacaksa olsun artık ya, çok da fifi. Sıkıntılar baş göstermiş, baş göstermiş. Sıkıntılar baş göstermiş. Ama ne yapmış Fuat Reis, ne yapmış? Hayır yani, ne yapmışız? Olayı bitirmişiz aga. Şşt, dur lan. La dur lan. Hayır aga, hayır. Hayır Elbo, hayır. İşte böyle kardeşim. Ana kuleye attım diye sana şey yaptın ya, al sana öpücük. Kardeşim benim be. Adamsın bro. 5067 kupadayız, hiç durmadan devam ediyoruz falan filan. Inter Milan şimdi geliyor abi, 3. maç. 3. maç geliyor arkadaşlar. Bu arada nasıl gidiyor abi? Keyifler yerinde mi? Ve video güzel mi arkadaşlar? Şu ana kadar güzelse eğer like'ınızı alırım dediğim gibi. Bence gayet güzel bir kupa kasma serüveni daha yaşıyoruz abi. Bak, hiç kaybetmeden devam etmeye çalışıyorum. 5100 kupalara kadar çıkacağız herhalde. Tamam, ona öyle oldu. X'i. X'i misin lan? Lan Keko, X'i deme ya. Üf. Bir tane vuralım bari. Tamam. O kadar mücadeleye bir tane vurduk. İki tane mi vurdun lan, o ne yaptı? Şimdi X'i derse arkadaşlar ben bir Allah belanı ya. Üf. Üzüleceğim ama şimdi üzüldüm yine. Yine üzüldük yani kardeşim, sen de hiç insaf nedir bilmiyorsun ki ya. Şimdi biz hayvan gibi geleceğiz ya, sıkıntı yok ya. Lan dur, öldürme onu, adamsın, kralsın, reissin baba. İşte bu ya, işte bu Pekka'da arkaya gizlendi, işte bu kardeşim, işte bu. Geliyorum kanka, biraz daha sabret, ben 3 taştan çıkacağım senin inşallah. Bakalım kısmet yani, bilmiyorum, bir tane Pekka vurursa çok hoş olacak. Ve artık bir beyaz bayrak sallar mısın? Bir beyaz bayrak, çok kolay oldu. Bir beyaz bayrak Çinli. Bir beyaz bayrak lütfen, bir beyaz bayrak alayım. Almadı, vermedi. Neyse.
Güzel Pekka, güzel güzel. Yenilmez Pekka destemize devam ediyoruz abi. Bu arada arkadaşlar bir dönem ben yenilmez deste diye 2-3 tane video paylaşmıştım sizlere. Oradaki deste bu. Bir golem destesi vardı yenilmeyen. Harbiden onunla da maç yaptım da yenilmiyordum. Bir de bu var abi. Bu da şu an güzel taktikleri oturuyor. Yenilmez Pekka destemizde şu an iyi gidiyoruz. Hatta bir dakika ya. Bir dakika bir dakika. Şuradan da arkadaşlar bir maç atmak istiyorum ya. Bir de buradan atalım anasını satayım. Bir de buradan atalım. 5100 zaten olduk. Orayı bir kenara koyalım. Bir de birinci arenada bir maç atalım. Değişik böyle etkinlikler güzel. En azından yenilince abi yenildin diye yazmıyor. Seni atıp da turnuva dışına şey istemiyor. Özellikle de yani en azından birinci arenada. O yüzden hani oynanabilir. Vakit geçirebilir bir etkinlik. Zevkli de bir etkinlik. Bak 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 bak. Ok atsın diye yaptım bu hareketi. Gördünüz değil mi? Ok at. Ok at. Gerizekalı ok at dedim. Dev attın. Devini yiyemettin bana. Keko. Şimdi sıkıntı büyük. Vay. Sıkıntı baş gösterdi. Vay vay vay. Gerizekalı seni. Komik mi lan? Gel buraya. Gel bakayım buraya cadı. Cadı. Öldürmeyin lan onu işte. Keko. Bumps. Öldürün onu. Öldürün onu. Öldürün. Abicim bir tane bile vuramadınız lan. Ne yeteneksizsiniz oğlum ya. Yeteneksizsiniz Türkiye. Gururla sunar. Bir tane sağdan geçecek. İki tane soldan geçecek. Güzel. Şimdi birazcık onu tırtıklar mısınız çocuklar? Bir tane vurdum. Tamam bir tane sen vur. Adam ya tamam. Benim istediğim zaten buydu oğlum. Fazla da bir şey yok ki. Tamam bu. Şimdi mantık çerçevesinde gitmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım bakalım bakalım. Silahşörü, zılaşörü. Bizim tüfekçimizi buradan koyalım. Gerizekalıya bak, hareketlere bak ya. Üf. Öf salak şey seni. Lan oğlum ya, hayırdır ya. Vallahi var ya, efsane oku yoksa bitti okule. Okun yoksa kanka gitti be. Aa, kurtaramazsın be oğlum. Gitti bak, gördün mü? Yapma bana böyle ane taklar. Ane tak yaptın, beni de korkuttun, kendin mahvoldun. Al Zoroni. Al Zoronzi. Oğlum bir dakika ya. Hayırdır ya. Tamam. Şunu alayım ya ben. Çok vuracak yoksa yine. Onu oradan alır mısınız çocuklar? Adamsınız lan siz. Siz var ya efsanesiniz be. Siz var ya gerçekten kralsınız. Dur lan dur lan dur dur vurma gerizekalı. Ona vurma bari ona vurma lan vurma oğlum silah şuraya. Aga be gerçekten silah şuraya vurdu ya. Anasını satayım ya. Neyse 20 saniye kaldı rahat hızı da. Hayır gidip ona niye vuruyorsun ben onu çözemedim yani. Hala ben olayın orasındayım mesela. Aa, bu arada adam iki kuleyi de vurdu da. Sıkıntı büyük yani aslında bakıldığında da. 10 saniye kaldı arkadaşlar. 10 saniye herhalde burayı kontrol altına alırız ya. Sıkıntı yok yani. 10 saniye burası var ya bizde. Çanakkale geçilmez 10 saniyede de geçemezsin. Kardeşim 2 saniye 1 saniye ve maç bitti. Al Zoron ama gitti. Güzeldi. Nicky ile güzel bir uyum ve espiritual kişiliğimle güzel bir espri yaptım düşünüyorum. Neyse burası da bitti abi. Buradan da bir tık şey yaptık. Buradan da vallahi başka da yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar. Yine güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi videolarda bana destek olmak için like atmayı ve güzel güzel yorumlarınızı eksik etmeyi unutmayın. Yarın da efsanevi sandık açılımı olacak arkadaşlar. Dediğim gibi burada bu maçları yapmaktansa hani bu maçları mı istersiniz yoksa şuradaki saçma sapan görevleri oynayıp efsanevi kral sandığını açmamı mı? Tabii ki de bu maçlardı. O yüzden sizleri sıkmamak adına maçlar yüksek puanla maçlar yaptık arkadaşlar hem de sezon başında olmasına rağmen ve yenilmedik. Yine yenilmedik. Gördüğünüz gibi 4 maç 4 galibiyet. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın ve bye bye.